Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu videomuzda daha önce örneğini görmediğiniz farklı bir projeyle karşınızdayım. Bir DC-DC booster, yani voltaj yükseltici yapacağız. Daha önce bunun tek transistörlü versiyonlarını yapmıştık ve diğer YouTube kanallarında da bunların örneklerini görebilirsiniz. Ancak bu defa çok daha farklı bir devreyle karşınızdayım. Bu projemizde özellikle tek transistörle yapılan voltaj yükselticilerin en büyük problemi olan kontrol dışı yükselen çıkış gerilimini kontrol altına alacağız. İşin en güzel tarafı ise bunu sadece 2 tane transistör kullanarak yapacağız. Çıkış gerilimi istediğimiz değere ulaştığında voltaj sabitlenecek ve sistem çektiği enerjiyi sıfıra indirecek arkadaşlar. Tıpkı SMPS güç kaynaklarında olduğu gibi bir geri besleme oluşturacağız ve daha önce söylediğim gibi sadece 2 transistör kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğim. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler dileyerek projeye devam etmek istiyorum. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz. Elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeyi hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre, Octopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin. Küçük bir test yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 3.7 voltluk giriş gerilimi hızlı bir şekilde yükseliyor ve kontrolsüzce artıyor arkadaşlar. Şimdi bunu kontrol altına alabileceğimiz bir sonraki safhaya geçebiliriz. İkinci safhada ise çıkış voltajını istediğimiz seviyeye ayarlayabileceğimiz ve istediğimiz değere ulaştığında sabitlenmesini sağlayacak olan bir geri besleme oluşturacağız. Bu işlem için 1 mega ohmluk bir pot kullanıyorum. Bu pot gerilim bölme işlemini gerçekleştirecek ve bu pot üzerinden aldığımız enerjiyi bir BC547'yi kumanda etmek için kullanacağız. Ve bizim
transistörümüzü baskılayarak arkadaşlar istediğimiz değere ulaştığında transistörün kapanmasını sağlayacak ve bu sayede hem enerji tasarrufu sağlayacağız hem de istediğimiz voltajda devremiz sabitlenmiş olacak. Daha yüksek çıkış gerilimi alabilmek için giriş voltajımı değiştiriyorum ve bu işlem için bir ayarlı güç kaynağı kullanacağım. Ayrıca güç kaynağı üzerinden çektiğim akım bilgisini de görebilirsiniz. Şimdi devremizi besleyelim. Enerji verdiğimizde direkt olarak 15 voltluk bir çıkış alıyoruz. Buradaki potu çevirerek arkadaşlar çıkıştaki gerilimi istediğimiz seviyeye ayarlayabiliriz. 40 volt, 45 volt, 48 volt, 50 volt artık kaç volt isterseniz istediğiniz seviyeye ulaştığında BC547 ana osilasyon transistörünün kapanmasını sağlayarak devrenin kapanmasını sağlıyor ve bir nevi geri besleme işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çekilen akım gözüküyor. Örneğin şu anda 220 volta ayarladık ve İstenilen değere düştüğünde güç kaynağından çekilen akımın sıfıra indiğini de görebilirsiniz. Bir tane LED lamba kullanarak devreden güç çekeceğiz ve devremizi test edeceğiz arkadaşlar. Son olarak LED lambanın parlaklığıyla da çıkış voltajımızı test etmiş olacağız. LED lambayı çıkarttığımda enerji çekilmediği için gördüğünüz gibi aynı anda güç kaynağından çekilen akım değeri de sıfıra iniyor. Geri beslemesiz bir güç kaynağında buradan enerji çekmeye devam ettiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıkış gerilimini artırdıkça lambamın parlaklığı da değişmiş oluyor. Böylece projemizi başarılı bir şekilde tamamlamış olduk.
Böylece bir projemizi daha başarıyla tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek artık videoyu sonlandırıyorum.